Ankara'yı geziyorum serimizin belki de hem benim için hem kanalımız için hem de Ankara için en önemli bölümlerinden bir tanesindeyiz şu anda. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Sizden ricam lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hatta bundan sonraki videolar için abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Ankara'da Yahudi Mahallesi'ne geldik. Erdinç'le beraber. Daha öncesinde tanıtmıştım. Hem fotoğrafçı gözüyle hem tarihçi gözüyle. Bu videoda bize yardımcı olacak. Yahudi Mahallesi'ni birlikte gezeceğiz. Ankara'nın bilinmeyen tarihinden bahsedeceğiz biraz. Aynen öyle. Çankaya kimine ulus, Ankara'nın hoş kenti. Bu değişik ruh halime sadece Ankara hoş geldi. Haziran ayında bile evden şemsiyeyle çıkıyorsan buradasın dostum. Yani Ankara'ya hoş geldin. Şimdi önce şuradan başlayalım. Ankara'da Yahudilerin ne işi var? Ankara'da Yahudiler... Yahudilerin olmadığı yer mi var? Babil sürgünleriyle bir kavim geliyor buraya aslında. Konya'ya geliyorlar. Buradaki kavmin Konya'dan gelenlerle bağlantısı olduğu düşünülüyor. Bunlar Grek alfabesiyle konuşan ve bu şekilde ibadet eden Yahudiler. Ama daha sonrasında 1492 İspanya, 1495 Polonya'dan gelen Yahudilerle burada bir koloni oluşuyor. Kayıtlarda 200 aileye kadar aslında burada bir Yahudi tebaası olduğu biliniyor. Konya'dan buraya gelmişler. O kavim Konya'ya geldi. Konya'ya kadar belgeli. Ama Konya'dan sonra Ankara'ya transferleriyle ilgili belge yok ama yakın olduğu için ona hani şey yapıyor, dayandırılıyor. Şimdi Yahudi Mahallesi'nin girişindeyiz. Burası Eskicioğlu Camii. Buradan sonra göreceğiniz her yer 1800-1900'lü yıllara dayanan tarihi yapılar üzerine kurulu. Videonun ilerleyen dakikalarında neler göreceğine dair çok küçük. İçeri tarafta Atatürk'ün kaldığı, gizlice kaldığı bu arada. Gizlice kaldığı konaklar. Eyüp Sabri Tuncer'in konağı. İçeride Aron konağı var, sinagog var. Gibi bir sürü bilmediğiniz detayları yer vereceğiz. Normalde bu göründüğümüz alanda bu Eskicioğlu Camii'nin yanında 1930'lu yıllara kadar olan Ermeni kız okulu vardı. Yahudi Ermeni ailelerin öyle. Otoparkın oldu yani. Bu bölgede bir okul vardı ama yıkılmış. Aslında bu bölgede Yahudilere ait iki tane okul varmış. Bunlar yıkılmış. Mahallemizde iki tane büyük cami var. Hoca Hindu Camii, Eskicioğlu Camii, bir tane de Havra var. Yani sinagog var. Havra'yı oraya geldiğimiz zaman anlatayım ben size. Mimari olarak son dönem Osmanlı mimarisinde hakim mahalle ama şöyle bir şey var. Ankara evlerinin tamamına yakını zaten bir Selçuklu esintisiyle gelir. Kendine ait de bir tavrı var. Selamun aleyküm. Selam. Ne yaparsınız, ne dersiniz? Selam, hoş bulduk. Siz burada mı oturursunuz abi? 60 senedir burada. 60 senedir. Burada bir tane İspanyol konağı varmış. İspanyol tarzıyla yapılmış. Avlusundaki evleri kiraya veriyormuş sahibi, odaları. Hangisi olduğunu biliyor musun? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tamam. Mahallede 3 tane çeşme var. Çeşmelerden bir tanesi bu. Kitabesi çok talan kısmında. Eskicioğlu Camii'nin tam karşısında. Bunlar tabii daha sonra aslına uygun şekilde restore edilen çeşmeler. Bir tanesi içeride aslında uygun ama çeşmenin yalağı Allah'tan duruyor. Evet. Büyükşehir Belediyesi restore yaptı burayı. O yalak İyi var yapmış. Ya. O yalak orijinal. Yalak orijinal. Ama yalak orijinal da 40 santim yukarıya kalktı. Tabii katında değil asfalttan kaynaklı. Kitabe orijinal. Şu sökülmüş kitabe şu orijinal. Evet o orijinal. Üstteki kitabı orijinaldi. Tamam. Altındaki muhtemelen başka bir şey vardı ama. Kitabeye de yanlış ters koymuşlar. Tabii ters. Zamanla yola asfalt atmalarından kaynaklı. Bu çeşmeyi kadar... oynama yaptı. Melik Gökçek yaptırdı, tadilatı. Hatta şu taşların bu şekilde yapılmasına fikir veren de benim yani. Şu taşlar Koç Müzesi var ya yukarıda. O Koç Müzesi tamir oluyordu. Bu taşlar 30'a 30. Doğrudur. 30'da 30.
Bunu oradan dedim alın, sizin müdürleriniz alsın dedim. Bu şekilde yapın dedim. Sonuç itibariyle bunlar da devşirme. Sonuçta bu fikri veren benim. Bu da devşirme olduğunu böylece i̇şte anlamış olduk. Bu daşta da oynamıştı. Bu daşlar dahil iken kitabeyi de ters koymuşlar. Türkiye'deki restorasyon anlayışımızın güzel bir örneği. Evet. Şimdi bu çeşme Osmanlı dönemi bir çeşme. Yavdu Mahallesi'nin 3 çeşmesinden bir tanesi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiş ama içindeki kitabe ters. Bu muhabbet var ya. Bu mezar var ya. Şu mezarın asıl yeri şurada. O da buraya mı taşındı? Kim yatıyor burada? Buraya taşınmadı. Burada bir takım kişiler vardı. Otopark kullanıyorlardı. Mezar oraya yapılırsa arabalar zarar görür. Dönemez diye orayı gösterdi. Kim yatıyor burada? Burada Hatice Eskicioğlu. Hatice Eskicioğlu. Yani caminin cami yaptıran şahsı yatıyor. Tamam. Teşekkür ettik amcacığım. Sağ ol. Zaten Yahudi Mahallesi'nde bazı gazeteciler, bazı sanatçılar dönem dönem kalmışlar. Atatürk'ün kendisi bir gece kalmış. O dönem Ankara yeni yeni işte Cumhuriyet döneminde şehirleşiyor. Doğru düzgün otel yok. Burada pansiyonculuk kültürü olmadığı için ve ayıp karşılandığı için evlerinde misafir etmişler İlker'deki bir konakta. Daha sonra Atatürk'ün annesi kendisini ziyarete geldiğinde de burada misafir edilmiş Yahudi Mahallesi'nde. Çok güzel konaklar var. Şimdi camiyle ilgili çok ilginç bir şey var. Bu camide biz bunu birkaç defa yaşadık. Namaz saati dışında böyle kocaman bir demir kapı var. Camiye kilitliyorlar abi. İçeri giremiyorsun. Hani sebep her neyse artık bilmiyorum ama tarihi bir cami. Bu arada kapı orijinal. İçerisinde bayağı güzel bir ahşap bezemeli bir mihrap minber yapısı var. Selam ama dediğim gibi aleykümselam. Doğru buraya çekmeyin, gelin cemaat olun. İnşallah. Namaz saatleri dışında bu demir kapıyla bu camiyi kapatıyorlar. Bir defa buraya böyle elimizde kameralarla geldik. Hoca efendi içeriden çıktı, dedi ki ne çekiyorsunuz kardeşim, çekmeyin dedi. Dedik ki nereden biliyorsun namaz kılmaya gelmediğimizi, yani elimizde kamera var diye. Yatık mimari dünyanın her yerinde meşhurdur. Bizim Ankara'mızın da böyle bir yatık evi var. Yatık mimari derken bu sonradan kaymış. Bütün yatık mimariler sonradan kayma ama işte biz bunu bayağı bir kaydırmışız. Bu iki ev birbirine bakıyor. Aa buldum. Yalnız şuraya baksana ya. Destek. Tabii karkas yapı bunlar abi, çok güzel yani. Burada evlerinde bir yapı varmış. Bu yapının akıbetiyle ilgili benim bir bilgim yok. Ama yapının bahçesinde, işte boş alanda. Yapının bahçesinde, içerisinde ilginç bir şey var. O da şurada. Bu arada burayla alakalı da böyle elinde kamerayı alan, şeyi alan, fotoğraf makinesini alan gelen vatandaşlar çok rahatsızdı herhalde bu konuda, değil mi? Çünkü burası birçok kişi bilmiyor Yahudi Mahallesi ama bilenler de eline telefonu, kamerayı alan koşuyor. Tabii aslında Yahudi Mahallesi ile ilgili şöyle, Ankara'da fotoğrafçılık akımı biraz arttıkça çekecek yer ihtiyacı üretenler artık kaleden aşağı doğru buralara girmeye başladılar. Herkes her şeyi çekmeye başladı. Herkese de her bilgi kendince var. Ama doğrusunu bulmak işi biraz zahmetli olduğu için çok fazla uğraşmıyorlar. Bu yapının kalan kalıntıları burada gözüküyor zaten ama konak mıydı veyahut da ev miydi benim bundan gibi bilgim yok. Ama bildiğim tek şey bu bir Osmanlı dönemi ev hamamı. Yani evin içerisinde... Bura evin tabii, şey, konakmış, bura konağın içinde mi hamam var? Konağın arka tarafındaki hamam, yani evin dışında bir yapı bu. Hamamın büyüklüğünden evin büyüklüğünü de düşünmek lazım burada. Bunun külhan tarafı arkadaydı artık. Külhan tarafı tamamen kapalı. Yine biz ev dedik ki ama ev yani öyle ev değil tabii hani. Burası evin içindeki hamam. Evin bahçesinin. Bahçesinin içinde. Bura bayağı hamam. Hamammış. Hamamın ocağı mı burası böyle? Tabii külhan tarafı var arkasında. Şimdi hamamın... Külhan tarafı dediğin ne? Külhan Bey kelimesini duymuşsundur. Yani sen Külhan Bey misin falan filan böyle yaparlar ya. Külhan hamamın o su haznesinin altında yanan ocakları yakıldığı kısım. Külhan Bey de o ateşi yakan adamdır aslında. Bizim yani... Yakınca bağırıyor muymuş? Demek ki ateşten dolayı böyle bir nara atıyormuş ama... Hani ocak yandı. Hani Külhan Bey konusu aslında oradan gelir. Bak bu... Kapalı küplerden de ısılık bunlar. Yani külhan ateşinin hamamın duvarında, iç duvarlarında döndüğü kanallar aslında. Bunları görebiliyorsun. Tabii alttan. Normalde Şengül hamamı var. Tabii Şengül hamamı şu anda özel bir işletme olduğu için erkekler tarafından yıkanırsak girebileceğimiz bir durum ama aslında mahallenin oluşumunun burada oturmasının sebeplerinden bir tanesi Şengül hamamı. Çünkü İshak Paşa döneminden kalma bir hamam orası. Şimdi içeride bir çeşme hikayesi anlatacağım.
hamamın içerisinde bir dönemden sonra tabii bu Yahudi tebaanın şeyine geçiyor, kontrolüne geçiyor İshak Paşa'dan sonra. Güneşe dönelim. Yahudi tebaanın da kendi mahallesinde kullandığı bir hamam haline geliyor burası. Onu orada anlatayım ama tamam. Yahudi hayatının süre gelişiyle ilgili, kültürüyle ilgili, Ankara Yahudilerinin hayatıyla ilgili önemli bir hale gelmiş. Bizim evlerde bu hale gelmiş ondan sonra. Şimdi burada benim anlamadığım bir şekilde sağlıklı bir restorasyon çalışması yapılmıyor. Mimaride çok duyduğum bir kelime vardır. Karkas. Karkas dediğimiz olan şey ne? Ahşap iskeletin üzerine oturmuş, kerpiçle veyahut da tuğlayla kapatılmış evler bak. Karkas yapı tekniği şu. Evi böyle yapıyor. Mesela bu şekilde yapıyor evi. Aile daha sonra büyüdüğü zaman bahçesinin içerisindeki arazide müsaitse hemen yanında bir yapı daha çıkıyor. Böylece aile bir arada kalmış oluyor. Hem gelir anlamında, ekonomik anlamda hem aile bütünlüğü anlamında aileyi toplamış oluyor bir araya. Ama hani burası Yahudi mahallesi ama evlerin genel tavrı bir iki tane ev dışında Türkiye bunlar. Amca vallahi çok teşekkür ederiz. Kadirler bizimkiler gibi üçkağıtçı değil. Bundan 20 sene önce şurada odun kırıyordum. Bir kadın geldi bir resmimi çekti. Ertesi sene kadın getirdi resmimi verdi. Bizimkiler olsa gider o gidiş gidiş. Zaten şöyle 1940'lı yıllarda dünya genelinde Yahudilerin yaşadığı bu dönemden Türk Yahudilerini, Ankara Yahudilerini bizimkiler etkilendirmemişler. Hiç etkilenmemişler. Yani evet. Burada onlar dostça, bizden olmuş. Onlar bizden olmuşlar. Evet. Ama şöyle. Bu yılların devamında şimdi bu insanların hepsi ticaretle uğraşıyorlardı. Yani memurluk statüleri yoktu. Ticaret yapıyorlardı. Bizde varlık vergisi diye bir vergi çıktı. Varlık vergisi. Bunu eskiler bilirler. Ağır vergiler olduğu için bunların ticari güçleri azaldı. Varlık vergisiyle beraber de artık buradan yavaş yavaş göç etmeye başladılar. 1940'lı yıllarda, 1950'li yıllarda buradaki ilk evlerin satışları başladı. Zenginler alıyor. Genelde dışarıdan göçenler de oluyor ama burada şimdi güzel de bir hikaye var. Bunların hepsi zengin ailelerdi. Ondan sonra? Kendilerine yardımcı alırlardı. Yani yanlarında yardımcı çalıştırırlardı. O yüzden doğudan gelen Kürt kadınlarına kendilerine yardımcı olarak çalıştırırlardı. Bacı kelimesinin sonuna K getirerek, bacika kelimesini de onlar burada öğrettiler. Yani bacika deyip o kadınlara sahip çıkarlardı. Böyle de bir misyonları vardı. Aslında kötü insanlar değillermiş. Yani burada yaşayan Türkler Yahudi şeylerinden, komşularından aslında çok memnunlarmış. Birbirlerini incitmiyorlarmış kesinlikle. Yani amcamın, amcamın anlattığı gibi. Tamam, biz yavaş yavaş. Yavaş yavaş devam eder misin? Amca teşekkür ederiz. Okumam yok da buranın konumuna atabilir misiniz? Benim okumam yok da abi. Konum atacağız. Konum atacağız. Atalım. Evet, okumam yok da abi. Okumam yok. Sen nerelisin? Sivas. Gönderdim konumu bu arada. Gider mi şimdi? Gönderdi, helal olsun. Ya, gitti. Gitti gitti. Şu pencere tavrından bahsetmiştim. Bak bu alınlıklı pencere tavrı. Üçgeni işte, mi? Tabii, üçgen tavrı. Alınlıklı pencere tavrı bize aslında bir Selçuklu mirası. Selçuklu camilerinde falan çok kullanılan bir tavır bu. Selçuklu Sultanı'nın kullandığı bir şapka tarzı vardır. Serpuş. Ona aft edilir aslında. Hitaplı camilerin genelde pencere kenarlarında, üstlerinde falan bunu çok fazla görürsün. Ankara'da en bariz örneği Hasanhane Camii'dir. Hasanhane Camii'nin pencere üstleri, alınlıkları bildiğin serpuş şeklindedir. Etkilene gidiyoruz. Yani çünkü mimari bir akım böyle. Hani 5 senede, 10 senede geçen de bir durum değil. Aslında bu araba falan olmasaydı İstanbul'un Balat'ın evlerinden çok daha güzel bir görseli buradan sizinle paylaşırdık ama maalesef. Taşınıyor musunuz amca? Yok. Yerleşirdi. Fazlalığı borçlulara veriyor. Öyle mi? Memleket nere? Ankara Gölbaşı Koparak Köyü'nden İsmail olur Refik Çakal. Abi amca çünkü bir daha alalım mı? Bir daha alalım mı? Memleket nere amca? Ankara Gölbaşı Koparak Köyü'nden İsmail olur Refik Çakal. TC kimlik numarasına geri kalmadı. Direkt yani. Tekmil verdi ya. Aynen öyle. Geçen biz geldiğimizde bu evin içerisine girmiştik. O fotoğraf bende var. Videoya ekleyelim onu. Evet, evin içerisinde 2 metre boyunda güzel bir ev çeşmesi. Rumi bir ev çeşmesi var içerisinde. Tavan kapatmaları falan. Güzel bir evdi burası ama amca ilk başta sempatik tavırlarından sonra bize çekim yapmaya bir daha izin vermedi burada. Aslında çeşme evin de içinde değil yani bayağı böyle hani evin avlusunda. Aslında bizim kültürümüzde bu nesne var. Şimdi bu bir zenginlik ibaresi. Şimdi buraya girerken ben sana şeyden bahsetmiştim. Demiştim ki mahallenin aslında 3 tane çeşmesi var. Bir tanesi girişteki çeşmeydi. İkincisi şuradaki acı çeşme. Ama bu çeşmenin şu anda çeşmesi yok. Çeşme buradan kaldırılmış. Sökülmüş Acı Çeşme Şengül Hamam'ın içine taşınmış.
Bu çeşme. Hani çeşmenin çeşme kısmı. Yani Ankara taşı da yapılmış. O güzel çeşme kısmı sökülüp şeye taşınmış. Şengül Hamam'ın içine taşınmış. Niye taşındıysa. O sokağın ismi de Acı Çeşme Sokak olarak buradan geliyor. Aynen. İsim olarak buradan alıyor. Bak bu pimapenler yalnız bizim Türk mimarisinde yok. Bunlar sonradan gelme. Ah, yanındakinin güzelliğine bakar mısın? Evde de oturanlar var. Çekiyoruz ama camdan çıkıp daha hayırdır demesin. Demez ya. Buranın halkı sempatik, seviyorlar bizi. Şu evi boş zaten. Yani. Bak kiralıkmış. Tutsak mı ne yapsak buraya? Şunlar orijinal. Bak şu aslında orijinal. Yani bu yapının orijinal hali bu ama şuradaki abi daha sonra bunu pimapene çevirmiş. Bu bak işte doğalgaz fiyatları malum şimdi. O zaman burada oturmayacak. Yani tutacak, kendine gidecek Çankaya'dan, işte Keçiören'den bir daire alacak. Mahallenin güzelliğini bozmayacak. Ya normalde bunun yanından geçip gitsek şu konağın yanından geçip. Hiçbir şey alamazsın. Bir ev değil mi? Ama şu an baktım konakta Atatürk bir gece kalmış. Şu konakta. Şunda bir gece kalmış. Tamam. Burası Rusoğulların konağı. Vaktinde Atatürk buraya geliyor. O dönem az önce bahsettiğim gibi Ankara'da konaklama otel sıkıntısı olduğu için bir gece burada pansiyonda kalıyor. Burası çok özel bir mahalle. İş adamlarının, esnafların olduğu bir mahalle. Daha sonra hangi evde konaklatıldığını bilmiyorum ama Atatürk'ün annesi ziyarete geldiğinde kendisini gene bu mahallede misafir ediliyor. Güzel bir hikayesi var. Aslında konağın içerisine girilebilir. Hangisinin içine? Bunun içine girilebilir ama şimdi şurada oturanlar var. Üst kat açık mı kapalı mı bilmiyorum. Daha önce biz buraya bir girmiştik. Burada iki pencerenin arasında bir tane sütun var yukarıda. Bu sütunla ilgili şöyle bir rivayetten bahsediyorlar. Ben gözümü görmedim bunun içinde. Atatürk'ün kaldığı ev diyorsun. Tabii Atatürk'ün kaldığı evde. Şurada. Bu sütunun arasında karşıdaki sinek okun içinin bir figürünün çizildiğini söyledilerdi. Ama tabii biz bunu gözümüzde görmedik. Hemen yan tarafında da Aronların konakları var. Karşısında da sinagog var. Önce Eyüp Sabri Tüncer'e geçelim. Ondan sonra burayı tarayalım. Niye gizli kalmış Atatürk burada? Alenen değil de öyle gizli gelmiş. Valla onunla ilgili çok fazla bir bilgim yok ama o zaman biliyorsun hani her bilgiye, her hareket çok kritik. Ama şöyle bir şey var. Buradaki Yahudi ailelerin büyük bir kısmıyla zaten tanışmış yani. Çünkü buradaki aileler 1492'lerden beri yani 500 sene adam burada yaşamış. Artık bizden birisi olmuş. Yani evet. Yahudi olsun, Hristiyan olsun. Ya, tabii ki canım. Şimdi ben, Ankara Kalesi'nin... Birçok kişinin öyle de yani birçok kişinin öyle değilmiş. İşte o birçok kişiden çekiyoruz zaten. Ankara Kalesi bölgesinde çok fazla Ermeni ve Yahudi. Biz şimdi Yahudi mahallesini konuşuyoruz ama bu ailelerin büyük bir kısmı kale içerisinde de hani yaşamışlar. O tarafa da evleri var. Ticaret haneleri var. Daha sonra bu evler bir şekilde büyük isimler tarafından toplanmaya çalışmış. Becerememişler. Burası Eyüp Sabri Tüncer'e ait. Eyüp Sabri Tüncer'in konağı. O da zamanında bu bölgeye getirilip muhtemelen değildir. Burayla ilgili de şöyle bir bilgi var. Bunu ben çok sevgili Sema abladan aldım bu bilgiyi. Sema abla benim çok sevdiğim bir Ankara sevdalısı. Ankara'da Atatürk'ün bazı akşamlarda böyle meclislere katıldığı biliniyor. Hani sohbet meclislerine, vals, dans mı? Burada bir gece vals yaptığı söyleniyor ama rivayet yani. Şimdi netti. Orada bir gece kalması başka. Buradaki... Bu başka bir şey. Bu çok sonra. Bu Cumhuriyet kurulduktan sonra kalmış burada. Hatta konağın sahibi daha sonra Demokrat Parti'den aday olmaya çalışıyor ya da oluyor. Hani böyle bir durum var. Hani siyasi yönünü de Atatürk'e dönüyor. Şey ama değil mi? Böyle akşam yani böyle rakı masası. Tabii. Demlenelim. Şimdi... Adam o kadar savaştan çıkmış. O kadar da yapsın yani. Ne yap abi? O kadar da. Ya adam akşama kadar çalışıyor da ya bugün çok yoruldum deyip akşam masa vuruyor. Şimdi düşünsene ya. Adam Cumhuriyet kurmuş yani. Cumhuriyet kurmuşsun. Kimdi bile iç mihraklar, dış mihraklar diyor da. Bir o zaman sürü şeyle uğraşmışsın yani. Yani tek başına savaşmamış tabii ki de. Hepsinin mekanı cennet olsun. Allah razı olsun hepsinden, tüm şehitlerimizden. Zeybek oynamayı çok sever. Çok severmiş evet. Oynarmış. Vals geceleri falan olurmuş. Oralar buralarda olurmuş. Burayla ilgili bir durum var. Şöyle, burası neyse restore edilmiyor. Ve biz burada evlerin yanmasını, dökülmesini bekliyoruz. Mesela bu yanımızda gördüğümüz bizim. Ben bu eve yanmadan önce girdim. İçeriye doğru bir avlusu var. Burada gördüğünüz her evin aslında arkaya doğru bir avlusu var. Avlu kültürlü yerler burası. Ama şöyle bir şey var. Yani ev yandı. Şimdi gelip de bu evi bir yapan bir sahip çıkan yok. Bu zamanla çökecek, bitecek, yıkılacak, harabe olacak ki burada birkaç tane örneği var zaten. En güzel örneği arkamızda. Muhteşem bir konaktır ama giriş çıkışı yok. Tamamen harabe üst katıları falan. Buyurun çay kahve ikram edeyim. Amca çok teşekkür ederim. Ama seni tanımak çok güzel oldu bizim için. Ben burada oturuyorum. Biz de şimdi şunda mı oturuyorsun, burada mı oturuyorsun? Burada oturan yok, bura boş. Kapalı değil mi burası? Kapalı. Burası kimin eviydi amcacığım? Buranın sahibi öldü, mirasçıları var, onu da biz tanımıyoruz. Tanımıyorsunuz.
Bir de miras çok olunca böyle anlaşılamıyor ya hani zaten. Çok fazladır ki bunlar bir de değerli hani evler. Ankara'nın en güzel yerinde. Ay Çeşme buradaydı. Çeşmeyi hatırlıyor musun? Buradaki çeşmeyi Şengül Hamam'a götürdüler değil mi? Evet. İçindeki çeşmeyi götürdüler. Bu da şey, Yahudi kadınların özel bir şeyi var. Yıkanma ya da ibadet ritüeli var galiba. Temizlenme gibi. Gibi. Şey. O çeşmenin o maksatla kullanılan bir köşede saklandığını duydum. Kadınlar tarafında içeride aslında bunun fotoğrafları var. Bununla ilgili birkaç sene evvel burada bir belgesel çalışması yaptı bir büyüğümüz. Gayet de güzel irdelemiş. Ben de onu ondan öğrenmiştim. Bu Aronların konağının olduğu yer. Şu konağın içerisinde hala hayat var. Abla bizi içeri sokmamak için her şeyi yaptı. Ama şu altı konağa daha önce arkadan giren olmuş. Çok iyi yani. Çok iyi mi burası? Muhteşem ya. Mimari olarak harika yani. Şimdi şeyde çelişiyoruz. Mesela Türk konağı diyor, Türk diyor mimarisi var diyor. Bizim Türk mimarisinden böyle boydan pencere, yani Fransız tarzı pencere kültürü aslında çok fazla yok. Bunlar etkilenimli yapılar. Hani bizimki biraz daha cumbalı, biraz daha kuşluklu yapılar, işte biraz daha ahşaba dönük yapılar. Şimdi burası sinagog. Sinagog buraya 1907 yılında yapılıyor. Tabii 1907 yılında yapılıyor. İçeride yukarıdan bakıldığı zaman girebilirsek aslında fotoğraflayabiliriz de içeride bir kitabe var alınlıkta. Şurası sinagog, şöyle gösterelim. Aynen öyle. Burası Aron konağı. Aron soy isimli bir ailenin konağı burası. Yahudi bir aile onlar da. Bu aile de büyük ihtimalle ya İstanbul'a ya İsrail'e göçen ailelerden bir tanesi. Şimdi şehirleşmenin mantığında böyle bir şey var. Mesela Ankara'nın eski camilerine gittiğiniz zaman Ahi Şerafettin'de, Ahi Elvan Camii'de etrafındaki konaklar genelde köklü ailelere, soylu ailelere ait konaklardır. Hani bilinen insanlardır. Şimdi sinagogda da aynı şekilde parası olan yakın bir yere bunu yaptırmış. Bence buna bir... Girebiliyor musun? Zorlayalım. Bakalım ne yapacağız. Arkadan geçerim. Ben çok... Ya buradan giriş yok. Arkadan... Ya bildiğin el işi bu taşların falan hepsi. Nereden girebiliyoruz buraya? Bakacağız şimdi. Sinagoga giremiyoruz. Sinagoga yılda canımızı alırlar burada. Burada polis dururmuş, kavga çıkarmış. Mahallede polis hiçbir şeye müdahale etmezmiş. Sadece sinagog korurmuş. Eline sürmezmiş. Öyle bir. Mahallenin kendine ait spor kulübü varmış. Futbol kulübü varmış. Hatta bir dönem böyle boks falan için etkinlikler yapmışlar. 1907'den önce burada bir havra daha olduğu söyleniyor. Daha sonra burası yapılıyor. Çok büyük bir açılışla burayı açıyorlar. Yalnız eski fotoğraflarda sinagogun önündeki duvarda bu konakların önündeki duvarda yok aslında. Yani bunlar daha sonradan, konaktan sonra konağın önü açıkmış. Daha sonra demek ki koruma mantığıyla yapılıyor burası. Sinagogla ilgili benim edinebildiğim, herkesin de edinebileceği bilgiler bunlar. Zeminin tamamen beyaz mermerle döşeli olduğu, içerinin beyaz renkleri hakim olduğu, yer yer altın renkleriyle bezendiği, yerdeki mermerin üzerinde ibadet eden insanların yani basan insanların rahatsız olmaması için çok kıymetli halılarla bezendiğini biliyorum sinagogla ilgili. Ayin için şey diyordu, 10 tane erkek mi lazım? 10 tane Yahudi erkek olmadan ayin olmuyormuş. 10 tane Yahudi erkeğin olması gerekiyormuş ayin yapılabilmesi için. O yüzden yılda bir ya da iki defa açılıyor. Ben burada çok da ilginç bir olay yaşadım. İsrail polisi beni burada bir tartaklamaya kalktı ama olmamıştı. Polis noktasının hemen yanındaki bu alanda Yahudi mahallesine girerken en son tarafta şeyden bahsetmiştim. Kız okulundan bahsetmiştim. Hı-hı. Burada da bir erkek okulu varmış. Ne haber paşa? Merhaba. Merhaba. Adın ne senin? Çınar. Çınar. İsme bak abi ya. Bir bunun adına bak bir benim adıma bak. Çınar ya bitti. Burası kilise abi. Ben oraya bir keresinde girmiştim. Ne gördün içeride? Ya içeride böyle Kur'anlar olur ya onların gibi kipatlar vardı. Kipat. Tamam. Ondan sonra böyle bayağı büyük bir alan vardı. Sınıf vardı. Kürsü vardı bir tane. Hı-hı. Değil mi? Bizim i̇şte. Burada işte kilisenin olduğu yerde bir tane kapı var. Hı-hı. Tuvalet falan büyük, bayağı büyük bir yer. Çok büyük bir Beğendin abi. Beğendin mi içerisini? Çok güzel bir Sen yer. Sen nerelisin? Abi Karslıyım. Çok teşekkür ederim sana. Burası, ben bir keresinde buraya hiç girmedim ama... Buraya geçen boyamışlar, şurada yukarıda yazı falan vardı. Tabii yukarıda yazı vardı. Televizyon var, beyaz bir tane. Hı-hı. Tamam. Çuvallar falan var. Rehberi buldu. Çok boyarlar. Girişte Yahudi mahallesinin girişindeki kız okuluna bahsetmiştik. Burada bir de erkek okulu varmış. Burada, daha sonra kız okulu kapatılınca karma eğitim bir süre verilmiş burada. Daha sonra da okul kaldırılmış abi, burada. Abi okul burada değil, orada. Burada. Bir şurada var çok bir önceden, de çok yukarıda. Çok önceden vardır yani. Evet çok önceden. Yakışıklı. Ben yani bir Çınar. 7 yıldır falan burada yaşıyorum. Sen kaç yaşındasın? 7 yaşındayım.
Güzel. Burada doğdun o zaman yani. Yani burada doğmadım, İzmir'de doğmuş gelmiş. Doğmuş tamam. Gelmiş. İyi bakalım. Kendine bak. Teşekkür ederiz. Çocuklar Derya ya. Bak şu olay kapı tığı. Ne bu? Kapı tığı. İki kapı tığı. Kapının tığı bu. İki kapının birbirinin üzerinde örtmesi için gereken parça kapı tığı. Arayı mı kapatıyor? Tabii arayı kapatıyor. Bursa Ulu Camii'nin devasa bir kapı tığı var. 5 metre böyle dev gibi ama yerinde yok. Nerede abi? Bir İngiliz prens tarafından çalınmış. İngiltere'de kendi müzesinde gösteriliyor şu anda. Vay adi pislik var. Aynen öyle. Prense bak. Koskoca prens olmuş. Bir bir sürü eserimiz gitti abi. Ya niye biz onu tekrar şey yapıyoruz? Alamıyorsun ki. Yani ya. Emevi camilerinden kalma yapılar, halılar. İstanbul'da bir sürü her caminden sökmüş. Bariz belli değil mi? Belli ama alıp götürmüş yani. Çınar biz bu içeriye nasıl gireceğiz? Sen bize onu söyle. Abi giremezsiniz. Çünkü yasak. Diyelim ki yıkılmayacak. Yasak da değil. Nereden girilir? Ben o zaman şuralardan girebilirim. Tamam o zaman. Teşekkür ediyoruz Çınar'cığım sana. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bize ekibi birisini kattık abi. Çınar bizi yalnız bırakmıyor kesinlikle şu anda. Çınar. Merhaba. Sen YouTube'da video mu izliyorsun? Yani. Meryem Can'ı mı izliyorsun? Enes Batur herkesi. Ankara'dan kimi izliyorsun? Ankara'dan kimi izliyorum? Kimseyi vallahi bilmiyorum Ankara'da. Niye? Bilmiyorum kim var Ankara'da. Nerede olduklarını bilmiyorum ki. Eve çıkmayacağız. Üst kata çıkacağız. Netliymiş burası. Burada bir üst kat daha var. İşte buraya gelebilirsiniz. Bak işte burası balkon. Gel abi. Tamam geliyoruz oğlum. Sakin ol. Geliyoruz. Dikkatli bas bastığın yerlere. Burası çeşme var burada. Burası mutfak. Mutfağı var. Ondan sonra burada koltuk var. Burası böyle. Gel abi gel aradığımızı bulduk. Tamam biz aradığımızı gel buradan. Sinagog'un kitabesi bak. 1907 yazar üstünde. İşte abi size işte yapacağım kadar yapabildim. Artık böyle koltuk maltuk var. Tamam yakışıklı gördüğüm şeyleri anlatıyorsun ha. Burada koltuk var diyorsun. Görüyor musun zaten koltuğu? Dua ettim buraya girdim. Niye dua et? İn aşağı in. Neden? Niye dua ediyoruz oğlum buraya girdik diye? Çünkü... Ha camiye mi soktun bizi? Nereye soktun? Komşular kızar ya. Tamam. Kızar sen gidelim. İn bakayım aşağı bin sen. İn aşağı in. Aşağı in. Ne oldu? Bana böyle bir şey daha. Evin içi gibi. Aslında burası tek ev mi burası? Tabii tek ev aslında. Tek ev değil mi? Doğru şahsen ya. Ya normalde zenginler tek ev olarak kullanıyor. Biz fakirler bir evi 4'e 5'e mi bölüyoruz? Evet. Mahalledeki son Yahudinin evi. Şöyle gösterelim size de. Burası. Bu kadın mı direnmiş en sonuna kadar sonra? Sonra gitmiş. Sonra kendi kendine yanım vermiş ev bir anda. Yahudi mahallesindeki son Yahudinin evi de. Birden yanmış. Birden kendi kendine yanmış. Sen ne yapıyorsun? Yok. Bir tane şey. Sonra gitmiş. Kadın yanmamış ama değil mi? Yok yani. Şey yanmış ya. İşte burada da farklı bir hikaye var. Aynı öyle. Ben ve kameraman arkadaşım Cevat Kelle ile size bunu anlatacağız. Şimdi bu ev bizim ip cambazı Şahin amcanın eviydi. Şahin amca Türkiye'nin tek ip cambazıymış zamanında. TRT'de bir belgeselini falan çekmek için bir şeyler yapmış ama Şahin amca yaklaşık 2 sene önce vefat etti. Ama ölmeden önce biz onun birkaç fotoğrafını çekmiştik. Evinin girişi buradaydı ama şu an çok girecek gibi değil. Var var bende. Sayfamda da var fotoğrafı. Şahin amca biz buraya geldiğimiz zaman şuradan kafayı uzatıp bizden rakı isterdi. Ama sonra burada öldü gitti bir başına. Allah rahmet eylesin. Hadi bir el salla bir veda et bakayım. Veda. Görüşürüz. Görüşürüz. Takip hadi bakalım. Takip edecek misin Kolaçan? Tamam. Hı-hı. Takip tamam. edeceksin. Anlaştık abone mı? Olmayı unutma.
unutmayın yalnız. Bunu bir daha alalım. Bir daha söyle. Abone olmayı unutmayın. Tamam. İpli kafandayken güzel oldu. Çınar Enes Batır izliyormuş. Artık bizi izleyecek. Hadi bakalım. Sen şimdi doğru eve, tamam. Ben arkadaşımın yanına gidiyorum. Tamam bakalım. Hadi görüşürüz. Çok fazla konak var. Ama yıkılıp normal standart yapılan evler de çok fazla. Zaten hani şu anda evlerin içindeki yeni sahiplerine oturanların da derdinin yeti de evleri o hale geri getirmek. Yoksa şimdi şu köşeden aldığın zaman şu güzellikteki bir konağı bir daha nerede bulursun, nasıl bulursun? Allah bilir. Buradan da Kültür Bakanlığı, belediyeler, başka kim bakıyor bu işe? Mimarlar Odası. Kim bakıyorsa bu işlere lütfen bu... Bunu, burası Altındağ'a bağlı. Altındağ Belediyesi, Altındağ Büyükşehir Belediyesi. Sesleniyorum. Burayı kurtarın. Çünkü burası Cumhuriyet'in de ilk kurulduğu yıllardan beri, daha öncesinden de çok önemli bir mahalle. Aslında bir kültür hazinesi hepimiz için. Aynen öyle. Bu evler tadilatta yapılmıyor, restore edilmiyor. Resmi olarak değil, gayri resmi bir sit alanı bildiğim kadarıyla. Hani dokunulmuyor ama bir şey de yapılmıyor. Aynen öyle. Yahudi Mahallesi'nin bitişine, sınırına geldik. Burada Ressam Muhammed'in evi var. Buraya bir sonraki videoda konuk olacağız. İçeriye gireceğiz, tanışacağız. Ressam Muhammed de size tanıştırayım. Tanıştıracağım daha doğrusu. Şurada bir konak daha var. Konağı da göstereceğiz. Burada da söyleyeceğimiz birkaç şey var. Burada yıkıldı, yıkılacak. Çok da güzel evler ha. Muhteşem bir ev de işte. Üstümüze geliyor. Şurada öyle mesela. Hadi şu taşın ne olduğunu bilen takipçiye bir şey yapalım. Şu taşın ne olduğunu yorumlara bekliyoruz mesela. Şu taş ne? Başka yerde var konakların mı? Köşeleri mi? Başka var mı? Evet. Her konakta yok ama bazılarında. Bazılarında var. Karşı şeyde var. Tam aynen. Şu evin tam şu köşesinde var. Konakların köşelerine konan bu taşların ne olduğunu bilene. Evet. Videoyu durdurun. Hemen aşağı yazın hadi. Bekliyoruz. Yorumlara yazıyorsunuz. Girelim mi ya şu konağın içine? Bence girelim ya. Girelim. Bence girelim. Merak ettim bak. Klasik Türk konağıymış. Bence girelim. Üstümüzü yıkılmazsa. Giriyorum. Neyle? Telefonu çalmıyor dedik ya. Kapısına böyle bir şeyler yiymişler. Yalnız ağaç çok iyiymiş ama yarısı çürümüş. Yandan bir dal çıkmış. Bu 3 evin birleşimi. Burası. Tabii 3 tane evin birleşimi. Bir tarafta bir ev var. Bu tarafta bir ev var. Bizim Soner buradan düşmüş. Buradan mı düşmüş? Buradan düşmüş sanırım. Buradan da düşmemek için. Dikkatli ya. Evet. Biz şimdi bir hikayenin içine girdik. Aynen. Bir hayat hikayesi. Hayat hikayesinin içine... Aman. Aklımı aldın ya. Aklımı aldın. Öyle tamam şimdi. Hayat hikayesi aldı da. Hayat hikayesi içimde patladı. Şimdi bir hikayenin içine girdik. Şöyle. Of. Ya konuşamıyorum ki, aklım aldı. Şeye bastı bu ara. Siz görmemiş olabilirsiniz. Filtrasına basınca aklım çıktı. Ben geçen gün burada yaptığımız çekimde bir fotoğraf çektim. Bunun altında evet. Hikayesini yazdım. Bu yüklük malzemeyle ilgili. Şimdi aslında bu odalık olan, odanın banyosu. Şuraya yüklük değil mi? Burası da yüklük. Şimdi klasik Türk mimarisi bu. Klasik Türkiye evi, Türk mimarisi. Burada da gene birkaç kişinin eşyaları var. Demek ki buraya gelen giden var. Evin sahibi çocuğunu evlendirdiği zaman 3+1 bir daireyi çıkartmak yerine ne yapıyordu? Geliyordu evinin bir köşesine bir ilave yapıyordu. Veyahut da bir ben evleneceğim, ayrı eve çıkacağım yok. Yok, bir katına yerleştiriyordu. Biz buralara hayat diyoruz. Bak ismin güzelliğine bak, hayat. Niye hayat abi? Aile burada günlük hayatını yaşıyor. Akşam olduğu zaman kapısını kapatıyor. Yüklükten yatağını döşeğini çıkartıyor, yerine seriyor. Burada yatıyor. Banyo ihtiyacını gene evin içinde görüyor. Farklı bir eve ihtiyacı yok. Ama bu evlerin mutfakları birdir. İhtiyaç haneleri birdir. Avluları birdir. Aynı avlunun içerisinde mesela burada 3 ev. Sadece yatak odası ve hem yatak odası olarak banyoları hem yaşam olmak ama ayrı. Yani çocuğu ayrı bir eve göndermektense evin bir alanını hayat olanı olarak tanıyıp bir arada yaşarlarmıştı evinde. Biz böyle yaşadık. Biz Türkler böyleyiz. Bu hem ailede birlikteliği doğurur, hem ekonomik olarak birlikteliği doğurur, hem de yabancılaşmayı götürür.
Yani torun dedesinin yanında, nenesinin yanında ondan gördüğü öfle adetle büyür. Şu anki yeni neslin kopuk olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi aile birliğinin dağılmış olması. Ayrı olması, aile birliğinin dağılmış olması. Sen çok güzel söyledin. O kadar güzel yapmış ki yaparken kapının üstündeki nişini, ondan sonra odasının içerisindeki banyosunu, yüklüğünü, geniş penceresini. Bu arada bu ev özel bir ev. Böyle Ankara'da manzaraya bakan evi herkese vermezlerdi, ev yerlerini herkese vermezlerdi. Hem yakınında güzel bir camisi var. Kale bölgesinde göreceğim bütün Osmanlı Selçuklu mimarisi eserlerin büyük bir kısmı Roma kalıntıları üzerine yapıldığı için zaten burası kendiliğinden sit alanı. Yani oturup da buraya ikinci kere bir sit alanı denmesine abi ilaveten gerek yok. Biz ilerleyen dönem ilerleyen videolarda kaleye de ayrıca gidip kalenin de bilinmeyenlerinde size anlatmaya göstermeye devam edeceğiz. Burası o zaman ebeveyn banyosu. Aynen öyle. Şimdiki ebeveyn banyosu abi. Burası ebeveyn banyosu. Şimdi böyle zengin evlerinde gördüğünüz ebeveyn banyosu dediğim böyle tam bir iki insan yan yana böyle hazır oldu bekleyecek şekilde. Yani bir küvet büyüklüğünde diyelim. Ebeveyn banyosu. Küçük yaştaki izleyicilerimiz için de burada yüklük dediği de odanın bir köşesinde böyle oyuk şeklinde dolap. Aslında yüklük dediğimiz yine zengin. Ya zengin diyorum da daha böyle hani durumu iyi. Durumu ekonomik seviyesi yüksek evlerde ki gömme dolap. Aynen öyle. Gömme dolap gibi dolap. Ama hani şimdi burada bir mecburiyet durumu var. Hani aile burada kapısını kapattığı zaman işte ikinci kere yatak yorganla uğraşmamak için buradan çıkartıp yere serip hep beraber yaşayıp ertesi sabah toplayıp yemek yiyecek yer alıp beraber geçiyorlar. Bizim mecburiyetten yaptığımızı modern evlerde lüks diye satıyorlar işte. Aynen öyle. Aslında şu an bulunduğumuz ev şu an belki Türkiye'de en pahalı evlerinden daha modern. Çünkü yani kocaman bir avluya bakıyorsun. Değil mi? Bahçeli. Yani, avlusunda bahçeli, kocaman bir ağaç. Ebeveyn banyo. Ebeveyn banyolu var. gömme dolabı var. Değil mi? Şeyli, kemerli abi, şeyli. Abi tavan yüksekliğine falan bak yani. Nerede? Değil mi? Yeni evlerde mümkün mü? Buradan ikinci hakikaten çap bir şekilde. Burası ikinci bir evin içi. Bak tuvalet burada. Evin en kötüsüne fare koymuştuk ayrıca. Buradan üst kat var. Burada. Geçen burada çekmiştik ya. Fotoğraf. Burada da sarılmamış. Bak yine yüklük var burada. Yine burada yüklük. Açmaya da korkuyorum arkadaş. Burada yatan biri var. Burada biri yatıyor. Burada. Burada bir şey ama kapalı şimdi. İşte şimdi şey yapmaya. Çıkmaya gerek var mı? Çıkacağım ya dur ben çıkıyorum. Buraya kadar geldim. Bismillah. Bir yandan da tırsıyorum karşıma. Bir şeyler çıkacak diye de tırsıyorum. Burada da zamanında yatanlar matanlar olmuş. Buradan bir video alayım mı? Şuradan al. Burası tek odalı üst kata yapılmış bir tek oda. Bu da işte ailenin bir diğer evli çocuğuna diye düşündüğüm yapılmış oda. Böyle düşünüyorum. Şimdi soralım kendisine de. Yukarıdaki oda tek oda. Sadece oda. Bir tane oda. Kuşluk. Kuşluk odası. Değil mi? Yani evin... Genelde evin yeni evlisine veyahut da bekarına oturttukları kuşluk odası. Daha yukarıda. Daha böyle şey olması. Bizim özellikle Ankara'da Beypazarı'nda Safranbolu'da, Kastamonu'da falan evlerin en üst katlarında bir kuşluk katı olur. Bu en tepedeki üçgen şeklindeki oda. Tek kat. Hatta kale gezimini yaparken bir kuşluk odası şeyde de var. İstiklal Mahkemesi binası içinde de var. Oraya çıkarız, oraya çekeriz de. Orada girişimiz de var. Türk evlerinin kültüründe var kuşluk katı. Hani bunu farklı farklı adlandırıyorlar ama hani benim aldığım eğitimde kuşluk katı olarak geçiyor. Ama bizim evlerin tamamında mesela şu an Yahudi Mahallesi'ne gezdiğimiz Türk evlerin tamamında bir kuşluk katı vardır. Yani lazım olmasa yapmazlardı onu. Türk mimarisi yana doğru genişler abi. Eski Türk camilerinde de aynı şekildedir. Mesela Bursa Ulu Camii gibi, Diyarbakır Ulu Camii gibi yana doğru genişler. Yani genişleme hep yana doğrudur. Türk evlerinde de aile büyüdükçe ev yana doğru genişler abi. Eski evlerin, gecekondu evlerinin çoğunda da öyle eski gecekondu mahallelerini hatırlayan varsa avluya girdiğin zaman 50 tane ev olur mesela. Aynen öyle. Yani az önce aşağıda bir tane evin içerisine girdik böyle her tarafta böyle bir ev bir avluya bakıyor diye onların bütün akrabalar orada bir araya toplanmasından kaynaklı. Evet. Sonra satarken de iyi para ediyor işte.
Yahudi Mahallesi'nin de sonuna geldik. Videonun içeriğinde ve başında söylediğim gibi Yahudi Mahallesi hem Ankara için hem Türkiye için çok değerli bir kültür hazinesi aslında buralar. Dediğim gibi pis görünebilir, yıkılıyor görünebilir, ören yeri gibi dursa da buralar bir tarih. Tarih yatıyor, terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, bekliyor. Buradan belki ses oluruz, belki birilerine ulaşırız, belki size ulaşırız aranızdan birine. Buralara el atılır. Yıkılmadan buralar kurtulur inşallah. Kurtarılır. Kurtarılmasa dahi ben buraları size göstermek istedim. Ankara'da Yahudi Mahallesi. Bu videomuz burada bitti. Ama Ankara Kalesi'ne çıkacağız buradan. Onu bir sonraki videolarda izleyeceksiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Ayrıca abone değilseniz abone olmayı ve sonraki serinin diğer videolarını kaçırmamak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.